Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bu videoda insan ömrünün ne kadar kısa olduğunu iyice anlamış oldum. Yaptığımız termomacık bu şişede tam 3,5 senedir duruyor. Şimdi gelin bunu olması gereken yere sürelim. Yani işlemci üzerinde bakalım 1 sene dayanabilecek mi, durabilecek mi? Bugünkü ısı testlerini yapacağız. Tarihi atıyorum şu anda buraya. Allah nasip ederse 1 yılın sonunda bu termomacığın kullandığımız bilgisayarı, işlemciyi 1 sene sonra teste tabi tutacağız ve bugünkü değerlerle karşılaştırması yapacağız arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan termomacımızı açalım. Hafiften donmuş. 3,5 senedir bu şişede duruyor ve böyle altına doğru bakıyorum. Üst kısmı biraz donmuş arkadaşlar. Sertleşmiş yani. Termomacını yaparken sizlerden sakladığım bir malzeme vardı. O malzemeden biraz katacağım. Biraz açacağız bunu. Üzerinden sildiğim termomacun piyasada satılan iyi termomacunlardan birisiydi. Bu termomacunla, bu soğutucuyla ısı testini yapmıştım. O videodan önceki ısılar şu anda ekliyorum, görüyorsunuz. Yaklaşık 5-6 dakikadır çalışıyor. Kesinlikle 34'ü geçmedi. Kesinlikle. Yani 40'a bile gelmedi bu testte. 57, 30, 33. Yani boşta bir bilgisayar 30'larda olur. Bizim bilgisayarda şu anda çok yüksek kaliteli bir oyun olmasa da sonuçta bir oyun bu. Kesinlikle ısınmadı işlemcimiz. Nereden atıyor vatandaşlarımız? Kendi termomacımızı uygulayacağız. Termomacımızı uyguladıktan sonra bilgisayarımızı açtık. Şu andaki ısıları görüyorsunuz. Boşta 36, 38, 35, bazen 32'ye düşüyor. Şimdi bir de strese sokalım işlemcimizi. 48'i geçmedi henüz. Bakalım 50'yi görecek miyiz bu aşamada? 52, 53'ü gördü. 53, 54, 54'ü geçmedi. Test bitmek üzere. En fazla gördüğü 55 santigrat, gördüğünüz gibi 55 ve 54 santigratı geçmemiş. İşlemcimiz Intel Pentium G4400. Bilgisayarımızda yüklü olan tank oyununu açalım. Bir de oyundaki performansını görelim. 5-6 dakika oyun testi yapalım. Videomuza son verelim. Oyuna girer girmez şu anda 40, 45, 43 o aralarda ısılarımız devam ediyor. Bakalım 60-70'i bulacak mı, merak ediyorum. Fazla yüksek kapasiteli bir oyun değil ama yine sonuçta oyun. Ekran kartı yok. Onboard'dan oyun oynuyoruz. Onboard'dan böyle bir oyun oynayabiliyoruz ancak. 50 santigratta oyuna başladık. Gidelim şöyle. Hadi hadi. Hadi hey. Bizimkiler pek kararlı değil savaşmaya sanki. Böyle bekliyorlar birileri gitsin. Mermiyi yesin. Ortamı ısıtsın. Ben öyle gideyim havasında bizimkiler hep. Geliyor. Gel gel. Gel. Senin başın yan seni. Gel. İlk kurşun sana. Aa, bu da sana. Al bunu da sar evde yersin. Bir tane geliyor böyle. Ciğer yemiş vatandaş aramıza daldı. Şuna birkaç tane atsak tamamdır. Şu kırmızı ve bir türlü. Ha, tamamdır. İlk yanarlı meyvemizi yaptık. Yan masaya gönderdik. İkincisi gelsin bakalım. Bu arada 50'yi geçmedi arkadaşlar. Burada kendi yaptığımız herhangi bir kimya hesabı yapılmadan gayri nizami bir şekilde sadece deneme olarak yaptığımız bir termomacunun performansı hiç de fena değil. Her ne kadar düşük performanslı bir işlemci de olsa sonuçta burada bir oyun oynuyoruz ve ekran kartı olmayan bir bilgisayarda oyun oynuyoruz aynı zamanda. Bu termomacun bu bilgisayarı kaç ay idare eder? 52'yi gördü bu arada konuşurken. 52, 5'i gördü mü? Görmedi. 52'lerde gidip geliyor. FPS'imiz 44. Bu termomacunu yaparken herhangi bir bilimsel çalışmaya başvurmadık arkadaşlar. Sadece bilindik birkaç malzemeyi kullanarak bir termomacunu yapmaya çalıştık. Gel bakalım, gel gel. Bizimki şuradan iner mi? İner bizimki. Bizimki biraz gözü kara. Hop, indik bile valla. Şimdi şu oyunu bitirelim. Videoyu da bitirelim çünkü ısılarımız 50'lerde kaldı arkadaşlar. Hiçbir yere kaçamazsın. Ama da seni kıstırdım. Hop, şunu atalım iki tane. O acıtmıştır tabii ki. Şu kaçıyor gene. Nereye kaçıyorsun? Gel bakalım. Gel 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 gel. Daha bir başın yanına. Gel gel. Hop hop. Al bunu da evde yersin. Al bunu da sat eve götürürsün. Nereye gitti lan o? Kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyor? Hiç kaçmaya maçmaya yeltenmem. Yani benim elimden kimse kurtaramaz. Dayın gelse kurtaramaz. Al bunu, son yediğin olsun. Hop. Allah, o da gitti. Aha geliyor geliyor. Gel bakalım gel. Paşinyan nereye gidiyor? Hop hop. Güzel atıştı değil mi? Hop, bir tane daha. Al bunu da yersin sonra. Son bir nefeslik işin kaldı senin.
Al son yedeğin olsun. Al son yedeğin olsun dedim. Gitti arkadaşlar. Bu arada 50'lere düşmüş. 51, 52, 55'i gördü bir ara en son. Başka da görmedi. Şu tarafta birkaç düşman daha gözüküyor. Onları da alalım. Bizimkiler nerede yahu? Aha oradalar. Şurada şurada. Sudan dalalım onlara. Gel nereye kaçıyorsun? Gel. Buz burası arkadaşlar. Ben burayı deniz sandım ama buz tutmuş. Aha da dibimde. Hop. 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 Bir daha. Hop. Bir daha. Hop. Al bunu da evde yersin. Hop. Tamam. O da gitti gideceği yere. Hadi bakalım bitti mi? Oyun bitti. 53, 54, 55, 47. Bu da şu anlama geliyor. Bizim yaptığımız termomacun gerçekten güzel kaliteli bir termomacun olmuş ki 3,5 sene rafta kalabildi. Bu saatten sonra bu işlemcinin üzerinden kesinlikle silmeyeceğim. Şimdi bir takvim oluşturacağım bilgisayar üzerinden. Bir yıl boyunca her ay bununla böyle bir oyun, bir de ısı testi yapacağım. Yani 12 adet video çekmiş olacağız bir yıl boyunca. Bu 12 ay boyunca her ay bakalım bu ısılar yükselecek mi? Burada mı kalacak? Daha mı aşağı düşecek? 12 ayın sonunda Allah nasip ederse ölmezsek bu sonucu hep birlikte göreceğiz. Şişede kapalı bir ortamda olduğu için en azından raf ömrünü burada test etmiş olduk. Önemli olan işlemci üzerindeki performansı. Onu da videolarda zaten peyderpey yaşayıp ve göreceğiz. O videoları izlemek istiyorsanız, kanalımıza ilk defa geldiyseniz, abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Bereketli, bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.